Evet Servet Hanım, tadına baktınız mı? Baktım Kadir Bey. Nasıl buldunuz? Patates güzel pişmiş. Mantar pişmemiş. 1,5 saat pişti. Mantar bana pişmemiş. Yani bilmiyorum, pişmemiş geldi. Dur. Biraz yani mantar çok çabuk pişen bir biliyorsunuz. Ben de onun için biliyorum. Pişmemiş. İşte tavukla birlikte 1,5 saat fırındaydı mantar. Bilmiyorum, sert gibi geldi bana. Enteresan bir şekilde gıcır hakikaten. Gerçekten belki mantarın sert cinsinden olabilir. Bir şey söyleyeyim. Evet, ben de yediğimde mantar bir hafif sertlik pişer var. Gıcır. Ama dediğim gibi tavukla birlikte 1,5 saat pişti. Peki. Tavuk pişmiş. Tavuk pişmiş, güzel olmuş. Elinize sağlık. Lezzetli buldunuz mu tavuğun sosunu, kendisini? Tavuğun sosunu güzel buldum. Krema üstüne mi bıraktınız Aysun Hanım? Krema üstünde. Servet Hanım'a bir krema takıntısı, evet, var. Her krema, şeye kreması. Altındaki sosun içinde. Altındaki sosun içine bıraktınız. Tavuk var. Tavuğun kendisinde krema yok. Anladım. Sosa ne bıraktınız? İşte limonla önce ovdum. Ondan sonra sarımsak, evet, taze kekik yaprağı. Yani kekiğin kendisi değil, taze, kurutulmuş, evet, kekik değil. Taze kekik yaprağı, zerdeçal, tuz, karabiber, o şekilde tereyağıyla güzelce ovarak sosu harmanladım. Onu güzel içine, dışına, etrafına. Sadece derinin üstüne değil, derinin içini de böyle. Öyle oluyor Kadir Bey, açıyorum. Aynen, onu da söylüyorum. Yoksa geçmez ete. Ete hiç geçmesi için. Peki, iki renkli pilavı nasıl buldunuz? Pilavı pişmiş. Güzel, beğendim ben. Aysun Hanım dedi ki pilavı ben çok iyi yaparım, hatta benden tarif alırlar dedi. Yok, pilav gerçekten tolu tolu, yani tane tane olmuş. Afiyet tolu olsun. Tolu. Yıldız Hanımcığım. Ben önce tavuktan başlayayım. Elinize sağlık. Ama bana çok yavan geldi. Ben sosunu alamadım. Ve bu tavuk pişerken arkadaşlar 20 dakikada bir tavuğun üzerine çekip soda döktüm. 20 dakikada bir soda döktüm. Daha çıtır. Yani daha... şimdi bana belki beyaz eti geldi ondan, evet, bilmiyorum. Evet. Çok yavan, evet, normal bir fırına. Çünkü biliyorsunuz tavuğun iki butu aynı. Yok, onun için demiyorum ama bana, evet, daha ben bunu böyle bir üzerine bir sos filan bekledim yani, soslu deyince hani altına suyu kalır ya tavuğun, onu böyle üzerine hani getirir, daha böyle bir ıslak bize. Çok pardon, butlar servis bir tane bana diye geldi. Bana özellikle koymuş, evet, eleştiri. Ama yalan, bende yalan yok. Bende yalan yok. Bilerek dedim, mi koydunuz? Bilerek koydum. Bir canımsınız. Bilerek koydum. Çünkü tavuk alt tarafı iki tane küçücük butu var. En lezzetli yeri de orasıdır. O zaman masanın şanslı isimleri Gül Hanım'a diyeceğim. Bana çok eleştiri yapmasın diye getirmiş. Aynen. Yoksa tabii Yıldız Hanım göğüs eti ne kadar... Yıldız Hanım zaten öyle de böyle de sakin sakin yorum. Göğsü yer o her türlü demiş. Hayır, yedim güzel ama özel bir tat alamadım. Yoksa... Yani bir sosunun tadını alamadım, bir daha... Yani o sarımsaklı fesleğenin almadınız mı? Alamadım. Acaba ben de hasta oluyorum. Aman aman, Allah korusun. Fesleğen kullandınız mı? Fesleğen kullanmadım. Taze kekik kullanmış. Yani onu da alamadım, bilmiyorum. Pilavınızın sunumu şahane. Bilmiyorum bunu nasıl yaptınız? Ayrı ayrı mı pişirdiniz? Ayrı ayrı pişirmedim. Sıra pişirdiniz. Pişirip. Ondan sonra işte onları renklendirecek malzemelerle. Dereotu, zerdeçal koymuşsunuz. Sarıyı zerdeçalla renklendirdim. Altında maydanozla dereotunu rondada, çok basit bir işlem ama onu rondada birleştirdim. İyice parçaladıktan sonra hafif anladım, böyle suyu çıkıyor. Ayrı ayrı karıştırdık. Evet. Sonra ayrı ayrı. İlk defa yiyorum. Görüntüsü çok güzel ama lezzetini gerçekten çok beğenemedim. Biraz kuru olmuş. Yani tadı kuru tuzu... da şöyle kaldı şeyde. İşte yani, hep bir bahane, evet, yapıyoruz, evet, ama evet, biz önümüze doğru, geleni doğru yorumladığımız için söylüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Elinize sağlık. Yani afiyet, patates mantar güzel o yani. Afiyet olsun. Evet. Yani. Budu yiyen Gül Hanım bakalım beğendi mi? Buyurun Gül Hanım. Şöyle söyleyeyim, pilav, normal bir pilav hazırlamış Aysun Hanım. Ayırmış herhalde, zerdeçalla renk vermiş. Bende. Ve altında da dereotunu iyice kıymış ki yeşil olabilsin diye. Anlattım. Çok akıllıca şey, bir hareket. Yani çok doğru bir seçim yapmış böyle yapmakla. Ben de yani bunun duruşunu beğendim. Ama biraz kuru olmuş, yağı az olmuş, bana öyle geldi. Mantar pişmemişti. Ya, parlıyor yağ üzerinde. Soğukluğuyla alakası var mı? Soğukluğuyla alakalı mı bilmiyorum ama kuru geldi. Bir tık daha belki biraz daha pirinç demlenebilirdi. Biliyorsunuz pilav suyu bayağı bekliyor ya. Evet, yani daha çekiyor. Demlenme gibi bir şansı yok yani o pirincin. Bilmiyorum ya, biraz bana sert geldi. Yani kuruya kurumuş sunum olarak, olabilir. Sunum olarak şık duruyor. Mantar pişmemiş arkadaşların dediği. Belki bana pişmeyen gelmiştir. Tavuğun evet biraz kuru ama
Lezzeti güzel. Peki beğendiniz. Lezzeti güzel. Pişirebilmiş mi? Sosun o aldırmış lezzetini ama dediği gibi Yıldız Hanım'ın kuru birazcık. Peki. Afiyet olsun. Murat Bey. Pilavını beğendim. Tane tane gelmiş. Lezzetli. Dediği gibi biraz kuru geldi bana da. Patatesi çok güzeldi. Tadını da çok güzel tutturmuş. Tavuğu çok güzel pişmiş. Ha, aynı Aysun Hanım katılım gibi göğüs olduğu için yağ var. Baharatın içi sosunu sürerken çatal veya bir bıçak yardımıyla hafif bazı yerlerini delseydi. Deldim. Kestim bıçakla şey attım. Testlerini kassaydı. Soğuduğu için. Ben zeytinyağı kullansaydım daha güzel lezzet verirdim. Zeytinyağı yok tereyağı. Bunda tereyağı kullandım. Zeytinyağı kullansaydım daha güzel bir lezzet içine verirdim. Peki pişerken bu tavuk altına tepsiye bir su salmıyor mu? Altına tepsiye. O altında işte bu şeylerimiz, soğanları, kestanemiz, mantarımız. Bir bardak da su bırakıyorlar pişirirken fırında. Ama sürekli soda döktüm diyorum ya size. 20 dakikada bir altında zaten Serhat sodalı bir su var. Bu sefer altını bıraktı. Gitti geldi maden suyu döktü. Altında zaten tepsinin içinde zaten bu mantarların, soğanın, kestanenin, kestanede parçalandığı için şöyle söyleyeyim. Koyamadım. Normalde biz hani tavuğu Servet Hanım'ın dediği gibi tepsinin içine koyuyoruz. Dibine ya bir salçalı su veriyoruz. Veriyoruz ya. O da ızgara teli var ya fırının, onun üstüne oturtturdu tavuğu. Altındaki cam tabağı da bu mantarları işte soğanı... Sosu aktı. Altı, tavuğun bütün yağ sosu oldu. Alta indi. Sonra da o maden suyunu geldi gitti tavuğa döktü kapattı. O sosu süzdürüp acaba için tavuğun üstüne dökseniz daha mı lezzetli olurdu sostan diye düşündüm. Sostan keşke çıkarmasaydınız öyle pişirseydin. Ama sona doğru daha sos kalmamıştı artık camda. Evet, çünkü o kadar kuruyor, kuruyor, emiyor maden suyu. O yüzden kurumadı. Kalsa çok güzel olur onu süzdürüp evet, sebzelerini üstüne bir sos. Doğru. Hatta içine bir kaşık un ve biraz hardallı bir sos hazırlayın. Bir de bir şey diyeceğim. Maden suyu uçuyor ya fırının içinde. Evet. Maden suyu azaltmış olabilir mi? Normal çeşme suyu olsaydı belki biraz daha kaynardı içinde. Tabii ama su olsaydı daha güzel. Ama bir şey diyeceğim. Acaba bu mantarın pişmeme sebebi de maden suyu olabilir mi? Tabii maden suyu sertleştiriyor. Yandı neredeyse. İşte çünkü maden evet, suyundan dolayı çabuk harlanmış. Kayış gibi derler ya hani öyle olmuş. Sertleştiriyor. Evet, demek ki maden suyu mantara iyi gelmiyor. Mantarda katılıyorum evet demek ki öyle. Olabilir. Ama çok garanti, çok şey bir tarifti. Peki elinize kolunuza sağlık. Tavuk afiyet güzel olsun. Pişmiş. Bana da budu gelmiş zaten. Lezzetli olmuş. Gayet güzel. Ben sadece pilavın, ben çok fazla zerdeçal seven biri değilim. Değişik bir tat gelmiş. Ama ben pilavın çiğ halini ilk halini mutfakta yediğim için pilav gayet güzel olmuş. Tane taneydi. Mantar evet pişmemiş maalesef ki. Patates de gayet güzel lezzetli. Elinize kolunuza sağlık. Pişirme yönteminiz de güzeldi o tavuğun sosu. Sadece maden suyu sizi biraz yanılttı. Aysun Hanım pirinci içine doldurabilirdiniz. İç gibi hazırlayıp belki ama bütün geldi şey, ya. Ama iç pilavlı belki, bir tavuk olurdu. Hani, evet sosa çok emek vermişsiniz. Hazırlamaya burada emek görüyorum. Evet açıkçası bu yılbaşı şu sofrada hani hindi niyetine bu bütün evet, tavuğun içini şöyle pilav doldurup şurada da şöyle kesip evet, içinden herkese iç pilavı doldurup evet, kestaneli üzümlü tavukları da şöyle Erol Taş gibi koparak koparak. Yani. Ya o bana daha bir basit geldi. Böyle vermektense geldi. Yani içine koysaydım. Ben daha bir emek vermek istedim. Hem de kuru olmaz. Şimdi o şekilde şey derler diye korktu. Sadece tavuğun içini doldurdu getirdi. Yo, çeşit yok. Bunun emeği daha da fazla ama. Burada çünkü yılbaşı olduğu oyalanma için onu doldurmuş olmuş derdi. Oyalı yine anlamadım çok pardon. Gül Hanım yine ona bahane. Burada yılbaşı olduğu için ben onu özel bulmuyorum. Niye ki? Yani doldursa yılbaşı için yaptı diye. Ne alakası yine var? Bir tavuk bahane yemeğini yılbaşında mı yapıyoruz? Ben normal günde de yapıyorum. Hayır yani onu bahane bulurdunuz. Mafya bulduğunuz gibi onu da bulurdum. Onu yiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.